Merhaba arkadaşlar. Gülhabbe kanalı takipçilerine selam olsun. Şu anda yazı başındayız. Torbalı yazı başı. Orayı gezmeye geldik. Çok güzel bir yer. Değil mi Sergi? Evet, sağ tarafımızda tamamıyla büyük yeşil alanlar var. Arkadaşlar girdiğimizden itibaren sağlı sollu oldukça büyük arazileri gördük. Şu anda merkeze doğru ilerliyoruz. Hemen karşımızda sol tarafımızda küçük bir market var. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz bize gittiğiniz köylerde eczane ve büyük marketler var mı? Onlara da bakar mısınız demişti. Evet, şimdi bir eczanenin yanından geçtik. Hemen sol tarafımızda bir sağlık ocağı var. Tam karşıda büyük bir alışveriş merkezi var. Küçük bakkallar var. Ama sağlı sollu bakın, büyük alışveriş merkezleri de var burada. Hemen solumuzda fırın vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, okulları da mevcut. Burası oldukça gelişmiş bir köy. Ama çok güzel bir köy. Yani gelişmiş olmasına rağmen öyle çok aşırı sıkıcı bir kalabalık yok. Evet, insanlarla karşılaşıyoruz ama çok gelişmiş köylerde genellikle böyle ana caddeler çok daha cafcaflı olur. Burada işte arada sırada bir tane arabayla karşılaşıyorsunuz. Aşırı yoğunluksal bir yer değil. Bu kadar gelişmiş olmasına rağmen. Gördüğünüz gibi kasabı da var. Çok katlı binalarla birlikte tek katlı bahçeli evlerde görmek mümkün arkadaşlar. Sağlı sollu bahçeli evlerin yanından geçiyoruz. Sol tarafımızdaki ev çok katlı ama sağ tarafımızdaki evler eski yerleşik evlerden. Yerleşik evler buralar tamamıyla sağ tarafımızda görüyorsunuz benim hasretine yandığım tek katlı evler. Allah yaşayanın içine sindirsin diyeceğim yine. Kimsenin malında mülkünde gözümüz yok şükür. Evet arkadaşlar, çok güzel evler var. Boş arazi de var ama. Evet, boş arazi de çok. Evet. Eskiden 77-78'lerde buraya Bediye Akartürk Özel Gönlüm gelip ilk ismi Hortuna'ydı o zamanlar. Burada Çeşme Deresi dediğimiz bir yer var. Üç soluklu bir suyumuz var. Biz bildik bileli akar. Burada film çevirmişlerdi. Hatta köyümüzde konser vermişlerdi. Yani adı Hortuna olarak geçer. Bu Çeşme Deresi bildiğimiz bileli akar. Üç soluk deriz biz buraya. Şurası değil mi? Evet.
burası yıllardır akar. Yıllar. Evet, yıllardır. Hiç bitmez yani. Yıllardır akan bir su. Evet. 70'li yıllarda mı bu kulun çevrildi? 77-78'lerde. 77-78'lerde. Burada bir kulun çevrildi. Peki, ne zaman değişti? Olsuna ne zaman yazı başı oldu? Şöyle dağdan olsuna geliyor. 78'lerde, 79'lerde. Yine aynı yıllar aynı, arasında, evet. Kulun çevrildiği dönemlerde. Olsuna oldu, yazı başı. Güzel bir yer ama. Evet. Sürekli akıyor değil mi, evet, bu su? Biraz kuş akar. İçilen bir su, öyle tabii mi? Tabii içilen bir su. Dağdan gelen. Dağ suyu arkadaşlar. Olsuna bu. Çekim yapıyoruz ablacığım. Nasıl su? Çok güzel bir su. Yani dağ suyu hakikaten güzel olur zaten. Çocuklar sürekli su içiyor buradan. Evet. Koşturup oynayıp suyunu içiyorlar. Evet, böyle oldukça yeşil alanların olduğu bir köy arkadaşlar. Şu an için bir iki yer baktık ama esas anlamı itibariyle burada bir kardeşimiz var, onunla görüştük. Daha sonra bize yardımcı olacağını iletti. Evet arkadaşlar, sağ tarafımız tamamıyla ev, sol tarafımızda küçücük bir dere var ve yeşil alan, arazi var, küçük bir arazi var. Burada da yokuşlar çok. İnsanları güzel, ilgili, alakalı. Konuştuğunuz zaman sevgiyle konuşuyorlar. Budur zaten insanı bir yere bağlayan, o ortamda bulunan insanların sıcak ilgisidir. Dolayısıyla güzel, sevimli bir köy. Ben o suyun akış yerine çok hoşuma gitti. Çok hayran orası, oldum. Evet, çok da güzel, serin bir alan. Evet, tam böyle hayran olacak bir yer. Evet. Evet. Yine ay şu güzelliğe bak. Evet, çok güzel. Geldik böyle güzel manzaralı bir alana. Çok güzel bir yer. Hakikaten. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, bizler emlakçı değiliz. Bizler sadece ve sadece kendimize, yani kesemize ve gönlümüze uygun bir yer arıyoruz. Ararken siz değerli takipçilerimize de hani biraz faydamız olursa, gelip de arayamayan kişiler en azından bundan sebeplenir diye düşünüyoruz. O yüzden bu çekimi yapıyoruz. Gezdiğimiz yerleri bizlere olmasa bile sizlere faydası olur diye düşündük. O yüzden çekim yapıyoruz. Bizi emlakçı diye düşünmeyin. Bizler sizlere sadece telefon numarası veriyoruz. Arayarak oradan öğrenebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağlıkla var olun inşallah. Evet, oldukça geniş bir alanda yine zeytinliklerimiz mevcut. Ablamın da dediği gibi arkadaşlar, biz gezmeyi seviyoruz da. Hem geziyoruz, hem kendimize yer bakıyoruz, hem sizlere yer bakıyoruz. Böyle yeşil alanlarla beraber açan çiçekleri görmek kadar güzel bir şey yok. Dört duvarda oturacağımıza çıkalım, gezelim diyoruz. Gezmişken hem kendimize yer bakalım, bahçeli olması bakımından, hem de sizlerin ricasıyla sizler için de bakıyoruz. Ve biz ilgilenen kişilerin telefon numaralarını veriyoruz.
onlarla sizin kendiniz irtibata geçip birebir görüşme sağlayabilin diye elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Gerisi sizin tercihlerinize kalmış. Evet, keyifli izlemeler olsun. Amin. Birlikte gezelim istedik. Ve arkadaşlar, Yazıbaşı merkezi noktasına geldik. Burada açık alanda satış yapanlar da var. Büyük marketler de var. Tam bir köy havası, köy ortamı arkadaşlar. Evet, merkezi noktalarda böyle oldukça geniş. Burada park edilebiliyor. Burası pazarları mıdır bilmiyorum. Bir sorarım şimdi. Çünkü şöyle alanlar var. Bakalım neymiş burası. Evet arkadaşlar, esnaf abimize sordum. Doğru tahmin etmişim. Burası pazar günleri, pazar olarak. Hayır, salı günleri. Salı günleri. Ha arkadaşlar, burada salı günleri pazar kuruluyor. Çünkü çok büyük olmasından kaynaklı. Öyle düşünmüştük, doğruymuş. Hayırlı işleriniz olsun. Bol müşteriler. Evet, burada böyle satış yerleri var. Büfeler var. Arkadaşlar, merkezde büfesi var. Ve park var. Canı sıkılan gelip oturabilir. Tam ortada. Canı sıkılan gelsin, otursun. Böyle de güzel bir alanı var. Tam merkezi noktasında. Evet arkadaşlar, burada sağlı sollu her zaman olduğu gibi kahveler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek çok irili ufaklı marketler var. Büyük marketleri de gördük zaten ilk başta. Gayet sevimli bir ortam ve buranın da en cafcaflı olan yeri burası. Evet, en merkezi nokta burası. Hani çok sıkılmayacak kadar sesli. Aşırı rahatsız olmayacak kadar sesli. Ama hemen arka sokakları oldukça sessiz, sakin, tenha. Evet, güzel bir ev, tek katlı. Bahçesi de var sağ ön tarafında. Tam benlik yani. Evet arkadaşlar, eski yerleşik yerler. Bir tane yeni yapılmış ev var. Muhtemelen eski yapı söküldüğü yerine yenisi yapıldı. Genel olarak gördüğünüz gibi tek katlı evler mümkün. Merhaba teyzem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Sağ ol. Maşallah. İyisin. İyi gördüm. Neyi böyle? Sağ olun, var olun. Uçumuza da Allah ne muradımız var. Amin. Çok severim. Sağ ol. Ömürlü. Aklımdan. Çok tatlısın. Allah sizi de affedin. Çok sağ olun. Allah sizi de affedin. Ömür var. Helal olsun. Sen de helal et. Helal olsun. Evet, kolay gelsin. Evet, şuradaki güzel kardeşlerim kabul ettiler çekmeyi. YouTube kanalımıza çekim yaptığımızı söyledik. Ortamlarını beğendik. Çekimimizi kabul ettiler. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ortamınızı gördükçe bayılıyoruz. Allah içinize sindirsin. Amin. Parasız içesin mi ya? Efendim, parasız içesin mi? Bak, o konuda çok haklısın. Ona da bir çare bulsanız ya. Resim çekiyorum. O benim haddime düşmemiş. Onu nereye atıyorlarsa.
Onu devlet babadan isteyeceksiniz. İşte. 3000 günü olan da aynı parayı alıyor. 6000 gün, 6000 bilmem kaç gün çalışan da aynı emekli parası alıyor. Madem kademe kademe ayırıyor. Yukarıları söylemiyorum yani, en üstleri söylemiyorum. Doğru yapma. Emekli misiniz? Ha. Ha biz de emekliyiz. 6000 günden oldu. 3500 günden olan da aynı parayı alıyor. Ben de aynı al. Nasıl oluyor bu? 7000 küsür günle emekli oldu, fark etmedi. Diyorum ya, 85'ten beri çalıştık. Her şey. Hayırlısı. Şey, gazi verin de orada. Gazi verin de üstlük olsun. 15 Temmuz gazileri var. Şey, ben... Evet hanımlar. Keyfiniz bol olsun diyelim. Nasıl? Nasıl geçiyor zaman? Memnun musunuz ortamınızdan? Hep burada mı yaşıyorsunuz? Efendim? Öyle öyle. Allah sağlık versin. Allah sağlık versin. Sağlık oldu mu? Her yerde keyif çoktur. Tabii tabii. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.